Norveç'in başkenti Oslo'da ve Utøya adasındaki saldırıların ardından bütün ülke kurbanlarını ağlıyor. Anma törenleri dün gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Kurbanların ardından binlerce mum yakan halk ölenlerin anısına Oslo'yu çiçeklerle süsledi. Dün sabah saatlerinde silahlı ve bombalı her iki saldırıyı da üstlenerek suçunu itiraf eden saldırganın bugün mahkeme önüne çıkması bekleniyor. Saldırılarda hayatını kaybeden 100'e yakın kişi için Oslo Katedrali'nde büyük bir ayin düzenlendi. Başbakan Jens Stoltenberg'in de katıldığı ayine kurbanların yakınları ve halk da iştirak etti. Ayinde Norveç Kralı Harald ve Kraliçe Sonja da hazır bulundu. Kral ve Kraliçe ayin sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu arada Norveç polisi yaz kampındaki kurbanların cesetlerini ana karaya getirmeye başladı. Kayıpların arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Öte yandan 5 milyon nüfuslu Norveç'te göç tartışmaları yeniden gündemin ilk sıralarına oturdu. Saldırıların ılımlı bir göç politikası izleyen iktidar partisine mesaj niteliği taşıdığı yorumları yapılıyor.